Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin. Selavat. Şimdi size sorayım. Böyle hangisini yapayım diye. Bir, iktisatlı olmak mı yapalım? İki, münakaşa etmemek. Ondan sonra inat etmemek birbirlerimize karşı, hı hı. Kusura bakmamak, affetmek, cerbeze yapmamak. Hafızanıza tuttunuz mu? Bir de yalan konuşmamak. Nerede bakayım o? Doğru ısıtma. Evet. Doğru ısıtma. Sıdkı, evet. O başka bir nedir herhalde. Ondan sonra onu da bulmuştum da böyle. Bir daha sayayım size. Gücenmemek, küsmemek, iktisat etmek, münakaşa yapmamak, yalan söylememek, inat etmemek. Bir sürü yerler var da ben... Kim ve adavet beslememek, hangisini şey yapalım? Yalan var, iktisat var, gücenmemek var. Benden soralım mı? Şöyle bir fikrim var abi, evet. Ne dersin? Gücenmemek kısmını halledebilirsek sanki diğerleri onun üstüne bina edilebilir ilk önce. Gücenmezsen yalan söyleme ihtiyacı da hissetmezsin. Münakaşa da etmezsin. Ona engel olabilirsin. Ha, gücenmemek. Peki. Yapalım bunu bakalım. Gücenmemek. 48. sayfa. Bakalım bugün İrfan'ın kısmetine. Subhanallah. İp de orada. Peki tekrar Bismillahirrahmanirrahim. 7. dusturunuz. Gücenmemek, küsmemek. Aziz Sıdık kardeşlerim, bu dünyada hususan bu zamanda hususan musibete düşenlere ve bilhassa nur şakitlerindeki dehşetli sıkıntılara ve meyusiyetlere karşı en tesirli çare. Sesim nasıl? Kulağım şu olduğundan. Normal. Olması normal. Gerektiği gibi. Evet, tamam. Bak şimdi. İnsan sıkılıyor. Dertleniyor. Şahsi olur. Ailevi olur. Akraba talukatı olur. Memleketi olur. Burası yabancı memleket olduğu için bulunduğumuz memleketle kaynaklanmış sıkıntılar olur. Onlara ait, o sıkıntılara, onlara ait çözüm getiriyor üstad. Çözümlerden bir tanesi bu. Nedir o? Diyor ki, bu dünyada, hususan bu zamanda, niye hususan? Egoların, enelerin, ben merkezli hayatın olduğu asır. Ben, pergeli demir ucunu bele koymuş, o merkezde daire yapıyor. Hususan bu zamanda, hususan musibete düşenlere, bilhassa nur şakirtlerindeki dehşetli sıkıntı. Bak yavaş yavaş okuyunca insan biraz daha şey yapıyor. Dehşetli sıkıntılara ve meyusiyetlere karşı. Meyusiyet? Ümitsizlik. Ha, soruyor. Ümitsiz diye. Dehşetli ümitsizlik. Karşı en tesirli çare lüks araba olmak, televizyonlardan düşmemek, internetlerde devam dolaşmak. Olur mu? Alışverişe gitmektir. Abi. Alışverişe. Bak neymiş? Çare neymiş? Birbirine teselli. İki. Ve ferah vermek. Teselli. Birbirimize ferah vermek. Üç,
kuvve-i maneviyesini takviye etmek, kuvve-i maneviyesini. Yani o gücü fazla olmayınca insan onu oraya düşmüş, yeise düşmüş, ümitsizliğe düşmüş, sıkıntıya düşmüş. Onu kuvvetlendirmek, yani kuvve-i maneviyesini takviye etmek, fedakar, hakiki kardeş gibi birbirinin gam ve hüzün ve sıkıntılarına merhem sürmek ve tam şefkatli, bak tam şefkatle kederli kalbini okşamaktır. İlaca bak. İlacı bir daha koyacağım. Meseleyi anlaşıldı. Mevsiyetlere karşı en tesirli çare. Bir, birbirine teselli ve ferah vermek ve kuvve-i maneviyesini takviye etmek ve fedakar, hakiki kardeş gibi birbirinin gam ve hüzün ve sıkıntılarına merhem sürmek ve tam şefkatle kederli kalbini okşamaktır. Mabeynimizdeki hakiki ve uhrevi uhuvvet, bir daha, mabeynimizdeki hakiki ve uhrevi uhuvvet. Uhrevi şöyle diyor Üstad, biz diyor dünyevi dostluk edinmiyoruz. Ezeli bir hayat için dostluklar ediniyoruz. Biliyor musun yani? Ebedi hayattayız ha. Ebedi hayatta da beraber olacağız. İnsan orada o kadar utanır ki. Hakiki yüzümüzü bilmiyoruz ya, orada göreceğiz. Ben bunu sana nasıl dedim? İnsan utanacak ya. Mabeynimizdeki hakiki ve uhrevi uhuvvet, gücenmemek. İki, tarafkirlik kaldırmaz. Hani grup içinde tarafkir olur, nur cemaati içinde meşrep tarafkirliği olur. Galatasaray, Fenerbahçe gibi böyle. Madem ben size bütün kuvvetimle itimat edip bel bağlamışım, sizin için değil yalnız istirahatımı, belki haysiyetimi ve şerefimi, belki sevinçle ruhumu da feda etmeye karar verdiğimi bilirsiniz. Belki de görüyorsunuz. Hatta kasemle temin ederim ki 8 gündür nurun 2 rüknü, 8 gündür nurun 2 temel adamı, zahiri birbirine nazlanmak ve teselli yerine hüzün vermek olan emniyetsiz hadisenin bu sırada benim kalbime verdiği azap cihetiyle eyvah eyvah, elaman elaman, ya erhamer rahimim, medet, bizi muhafaza eyle. Kimden? Bizi cin ve insi şeytanların şerrinden kurtar. Kardeşlerimin kalplerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve uhuvvet ve şefkatle doldur diye hem ruhum, hem kalbim, hem aklım feryat edip ağladılar. Yalan demez değil mi? Haşa. Ağlamış ya. Yani iki tepe insan birbirine zahiri nazlanmak ve teselli yerine hüzün vermek. Nazlanmak ya. Bu hapishanede mi oluyor herhalde abi? Hapishanede oluyor. Ben de öyle hatırlıyorum sanki. Refet abiyle herhalde Hüsrev abi. Bildiğim o. Ondan sonra... Neden nazlanır insan? He? Neden nazlanır ki abi? Biz düşünmüyoruz mu? Niye nazlanırız birbirimize karşı? Neden mesela İrfan? Temelinde böyle bir enaniyet kaynaklı bir nazlanma mı olur? Yani yok. Mesela çocuk için... annesine niye nazlanır? Babaya nazlanmaz? Sevdiği için mi abi? Yani... Ben sana verdiğim değeri bana ver demek istiyor. Mesela çocuk anasının gölgesidir. Babaya nazlanmaz. Hayır anne, yemem anne. Aslında yemek istiyor da. Anne desin ki tamam kızım, tamam oğlum, ye işte ya. Hayır anne, yemem. Oysa canı istiyor.
Canı o kadar istiyor ki. Ama nazlanıyor. Peki bu nazlılık bir o işi yapmamak ve o insanı sevmemek adına değil. İnsan sevdiği işi ve sevdiği kişiye naz yapar. Sevdiği şeyle ve sevdiği kişiyle yapar. Eğer birbirine rekabet olsa enaniyet yapar. Naz yapmaz. Eğer nefret varsa adavet yapar. Bak. Aynı işi yapsa rekabet yapar, nefret yapsa onu sevmemekten kaynaklanıyor. Ama naz yapsa sevdiğini gösteriyor. Ben şimdi Almanlara naz yapayım. Dinler mi? Lan gelmiyorum lan, Türkiye'ye gitmiyorum lan işte havalimanı. Ya neydi ya benim mesela oradan havalimanından geçin. Naz yapsan. Geç lan işte. Çok komik bir durum olur. Değil mi? Ha, peki o zaman yani örnek, çarpıcı örnek veriyorum ki nazı anlamak adına. Naz da sevdiğin iş ve sevdiği kişiye olur. Nefret ve öfke adavet ettiğin kişiye olur. Rekabet ise aynı işi yapanlarda olur. Burada enaniyet yok yani. Aynı işi yapıyorlar. Refet abi aynı işi ve aynı şeyi sevmekten kaynaklanıyor. Risale-i Nur işini yapıyorlar ve ustadı ve risalesini seviyorlar. Birbirlerinde ben de, peki temelde psikolojik olarak nedir? Ben sana verdiğim değeri bana ver. Anladın mı? Ey demir gibi sarsılmaz kardeşlerim, bana yardım ediniz. Meselemiz çok naziktir. Ben sizlere çok güveniyordum ki bütün vazifelerimi şahs-ı manevinize bırakmıştım. Siz de bütün kuvvetinizle benim imdadıma koşmanız lazım geliyor. Gerçi hadise pek cüzi ve geçici ve küçük idi. Basit değil mi? Ama değilmiş, olmuyormuş bu iş. Bak, gerçi hadise pek cüzi ve geçici ve küçük idi. Fakat saatimizin zembereğine ve gözümüzün hadekasına gelen bir saç bir zerrecik dahi incitir. Yani göz kapağının içine ufak zerre düşse, hassas saat var ya çarklara, bir toz düşse incinir. Ve bu noktada emnetlidir ki maddi 3 patlak ve manevi 3 müşahedeler tam tamına haber verdiler. Şualar 498. Soba mesela patladı, bataryası patladı. Batarya var ya böyle sobası patladı ustada, maddeye vurdu. O gücenmek ve birbirine hüzün vermek, maddeye ustad dua etti ancak kalkması öyle oldu. Aynı şey kısmen burada da oldu abi. Öyle mi? Mesela çatıyı yaptırdık abi. Sen de biliyorsun şurada akıntı vardı. Var, he. O sırf bir tane akıntı için komple çatıyı bitirdik yaptırdıktan sonra. Aramızda ufak bir böyle gücenme tartışma gibi bir şey oldu abi. İki yerden akıntı oldu abi. Şuraya. Çatıda iki tane yer akmaya başladı. Sonra tekrar bir dahaki sefere bir araya geldik. İşte hani şey yaptık, hakkımızı helal ettik, böyle kucaklaştık, ettik. Abi kesildi. Bir daha da akmadı. Öyle değil mi? Burada. Burada değil mi? Yani iki kişi çatıştı, iki yerden akmaya başladı. Bu da güzeldir, layıkaya girsin abi. Ya girdi zaten. Acayip bir şey ya. Sobamın ve feyzilerin ve Sabri ve Hüsrev'in iki su bardakları parça parça olması dehşetli bir musibet geldiğini haber vermiştiler. Soba ve bardak. Evet, bizim en kuvvetli nokta istinadımız olan para, servet
ve insan sayısı ve büyük 1500 kişilik konferans salonları, vakıflar kurup resmi devletle siyasi ilişkileri güçlendirerek Cumhurbaşkanı ile külliyede devamlı teşkil mesai yapmak, hükümete milletvekili göndermektir en kuvvetli tarafımız. Evet. Saydım. Tesadüfen saymadım. İç alttaki uhuvveti ihmal etmişiz, aynı bunları yapıyoruz. Yani 1500 kişilik yer yapıyoruz, iki kişiyi bir arada tutamıyoruz. 1500 kişilik yer yapıyoruz, iki kişi birbirini sevmiyor hakiki. Dünyayı düşünüyoruz. Hatta iki tane ayrı meşrepte, aynı meslekte, nur mesleğinde ama meşrep farklı. Kabul edemiyoruz, tahammül edemiyoruz, hazmedemiyoruz. Bak bizim en kuvvetli nokta istidadımız olan bir, hakiki tesanüt. İki, birbirinin kusuruna bakmamak ve Hüsrev gibi nur kahramanından benim yerimde ve nurun şahs-ı manevisinin çok emniyetli bir mümessili olmasından hiçbir cihette gücenmemek elzemdir. Niye bunu söylüyor? Genellikle Hüsrev abinin üzerinden söylüyor mu abi? Hep Hüsrev abinin üzerinden söylüyor. Diğer abilere pek yani. Peki Rusya'da koğuşta kavga olduğu zaman ustad ne çözümü bulmuştu? Haksızın yanına gitti. Haksızın yanına. Fiilen de öyle oldu. Ustad kaçta vefat etti? 60. 60. Ustadın halis talebeleri değil bir, bir ay mümkün mü mektupsuz kalması? Tarih böyle gözüküyor. Abilerle ustadın mektuplaşması hafta 15 gün bir ay. Hatta sitemkârane bir şey diyor. Ustadım diyor çok uzun zamandan beri diyor muhabere edemedik mektuplaşan diye. İlahi ya. Hüsrev abi ile ustad arasında 1956'dan 60'a kadar 4 sene ara bitmiş. Ya mektup yok yani külliyatta yani tahmini söylemiyorum. 1960'da 56 arası 1956 arası Hüsrev abi sağ çünkü Hüsrev abi daha çok sonra vefat etti. Ustad'la bir mektuplaşması veya bir ziyaret yok. Ve külliyatta Hüsrev'in aleyhinde bulunmak doğrudan doğruya Risale'nin aleyhinde bulunmaktır diyor. İnsan korkuyor yani. Bunları alt alta toplayınca toplamış oluyorsun. Yani üstad mı çekiniyor? Şun. Öyle bir şey mi? Adam çıkıyor mesela. Diyelim ki birisi hassas aramızda meslek dersi yapıyoruz bu orta şimdi. İmanı bir iz sürmüyoruz. Gayipten bahsetmiyoruz tamam mı? Meslek dersleri böyle hikmeti var olmaz. Yani mana mertebesi itikada ait olur. Eylemde mana mertebesi olmaz kardeş. Sarahattır. İslamiyet'te inanmak yoktur. Eylem vardır. Namaza inanmak yok. Namaz kılmak. Oruca inanmak yok. Orucu tutmak. Zekata inanmak yok. Zekat vermek. Ama iman esasında meratip var. İnanmak. Allah'a inanmak. Meleklere inanmak. Kitaplara vesaire inanmak. Onun için laikalarda mertebe yoktur. Nas'tır. Anlayış farklılığı olmasın diye. Anlayış farklılığı olmaz. Ay, mesela ben namazı böyle anlıyorum. Ne yapıyorsun ya? Böyle namaz mı kılınır? Böyle de anlaşılır canım hareket et. Böyle namaz mı kılınır? Kılınmaz. Ha, laikalarda mana mertebesi yoktur. Lugatla da çözülmez laika. Sadakat deyince, lugatta çöz bakayım. Bir öğreti, bir dava adına
kurallarına, kaidelerine sımsıkı bağlanıp yürümek. Tamam da ne bu? Yani eylemde gözükür. Yaşanan bir davanın yaşayan elemanlarının yanında yeni nesili alarak, yeni nesillere yaşayarak göstere göstere tevarüsen nakleden bir şeydir laikalar. Meslek hayatı. Yaşanan bir hayatın ifadelenişidir laika mektupları. Yol gösterici gibi. Evet. Yani mesela bu tabirlerin içerisini laikaların yani bir geleneği temsil eden kişilerin yanında bilin diye söylüyorum. Kalınarak onların laikaları fiilde yaşayarak göstererek yeni nesil ha bu mevzu böyle yaşanıyormuş. Bu kelam böyle anlaşılıyormuş. Bu mevzu şöyle oluyormuş. Yani lügatla değil bizzat medrese eğitiminden yaşayarak bu anlaşılır laika mektupları. Mesela bir misal söyleyeyim. Şu anlarda diyor ki aranızda diyor sıkılanlar diyor Tahir'in koğuşuna gitsin diyor. Münakaşa çoğalmış. İki koğuş varmış. Bir Hüsrev abinin bulunduğu bir koğuş var. Orada da kalabalık. Tahir abinin koğuşu daha çok kalabalık. Hüsrev abinin bulunduğu koğuşta kavga çok oluyormuş. Çünkü şu anlarda da söylüyor işte. Tahir'in koğuşuna gitsin diyor. Ondan sonra Rüştü abi yani yaşa, bunu nasıl anlayacaksın? Yorum o kadar açık, o kadar açık. Hiç gerek yok orada. Bizzat kendisi söylüyor. Rüştü abi, Tahir abiyle ve Zübeyir abi, Mustafa Gül abilerle vesaire abilerle beraber kalmış. Ustad'la da, ya Ceylan abi de orada. Rüştü abinin iki defa Ustad'la mektuplaşması var. Mektubu var. Nedense hiç piyasada bilinmez. Zaten Rüştü abinin de öyle bir ahlakı yok. Çıkartmaz o mektupları. Niye söylüyorum? Rüştü abi dedim. Sen bu yeri Tahir abiyle kalırken sormadın mı? Niye ustad Hüsrev'in oradaki münakaşa edenleri Tahir'in koğuşuna gitsin diyor. Ne vardı orada yani? Yani çözümü orada bulmuyor ustad. Şöyle yapın, böyle yapmayın, böyle deyin, böyle demeyin demiyor. Falanca falanca diyor. Tahir'in koğuşuna gitsin. Ben de sordum dedi Tahir abi. Abi senin koğuşta ne vardı ya senin oraya söylüyor ustad diyor. Bizde dedi boş adam yok dedi. Herkes işini yapıyor. Boş bile olsa işini yapmasa bile boş bir adamı göremez ki onunla konuşayım. Çünkü çok konuşmak mutlaka gıybeti, yalanı bir sürü şey getirir. Herkes ya Risale'ni tahsil ediyor ya yazıyor ya evlat okuyor. Beni orada en yaşlı ya ben okuyorum şükür kardeşim. E siz de geldiniz. E şimdi konuşacaksınız. E ben okuyorum. Burası hapishane. E mecbur sen de okuyacaksın. Sen de okuyacaksın. Kaldı bir tanesi geldi. Okumaya şey yok. Hay az birisi. Koğuştayız. 10 kişi okuyoruz. 1 kişi o kaldı. Ne yapacak o? Herkes okuyor. Kimle lak lak yapacak? Mecbur alacak da şöyle yapacak. Ama okuyacak. Bir gün, iki gün. Başka şansı yok hapishanede. Bizde dedi boş yok ki adam boşa takılsın. Boş yok. Herkes okuyor, herkes işini yapıyor. Kesinlikle müsaade etmiyordum diyor. İşini yap. Ben zaten en yaşlı olduğu için orada. En yaşlı orada ne yapıyorsa diğerleri de onu ön lastik nereye gidiyorsa arka lastik onu takip edecek. Yani gücenmek için demek zaman var. Kavga etmek için demek zaman var. Düşünüyor adam. E kitap okusa kavga gürültüye zaman bulabilir mi? He? Gelmiş adam ve kadın. E dershanede de kitap okumayı geldiği halde, Kur'an okumaya geldiği halde, Hizbul Kur'an'ı. E burada da okumayı plak plak yapıyorsa zaten kapat burayı ya. Evinde farkı yok ki. Burası mekan ya. Allah'ın evleri.
Allah'ın meçhul evlerinde bilinen camilerden daha acayip. Oraya adam yetiştiren yer burası. Çünkü İsa Aleyhisselam'a, Musa, Kısa-i Musa'da anlatıyor. Meçhul evler edin ya Musa diyor. Şeyde var, Nur suresinin 30, 31, 32, 33, 34, 35. ayet. 24. sure yani Nur suresi. Bir kısım şehirde bir kısım meçhul evler vardır ki diyor. Meçhul. Bilinme. Orada erkek oğlu erkekler vardır. Onlar bir ticaret, ziraat yapmazlar. Ziraat yapmazlar. Ama namazı dosdoğru kılarlar ve zekatlarını verirler. Ticaret ve ziraat yapmayanın zekatı olur mu? Anlatıyor. Orada bak erkek oğlu erkekler vardır. Derse ne anlatıyor? Erkekler var sırf. Ticaret ve ziraatla meşgul değiller. Zekatını verirler, namazı dosdoğru kılarlar. Allah'ın müsaade ettiği evlerdir diyor. Dersane için. Sen şimdi geldiğin zaman buraya, burada da kitap okumuyorsan, burada da gıybet ediyorsan, kapat kardeş. Birbirlerini yiyorsan, git kardeşim. Kapattın yani dershaneye birbirine kavga etme yeri mi? Ediyorsanız kapattın ya. Allah aşkına kapat ya. Öyle çoğunlukla kadınların dershanesinde oluyor. Bir müdebir olmayınca birbirlerini yiyorlar. Onun için ben demiştim. Bir dershane etrafında, dershane yönetimi altında olmayan bir kadın dershanesi hemen kapanmalıdır. Çünkü fitnenin yuvasıdır. Kin, adavet, nefretin yuvasıdır. Daha önce birbirini sevenler birbirlerine kavga edecekler. En fazla 1-2 sene. Yani mutlaka bir orada bir otoriter gerekiyor. Yani bir merkezi dershanenin ya ablasıdır, ya annesidir, ya hanımıdır. O merkezde yönetilecek, bir otoriter olacak. Bir baş olacak, baş. Ve kadınlar emsal birbirine, birbirinin emsası birbirini yer ya. Erkek yemiş. Demek ki birbirimize diyor, bizim en kuvvetli nokta istinadımız. Dünyamızı cennete çeviren yer dershaneler. Ne yapar? Hakiki tesanüt bu. İki, birbirinin kusuruna bakmamak ve Hüsrev gibi nur karamanından benim yerimde ve nurun şahs manevisinin çok emretli bir mümessil olmasından hiçbir cihette gücenmemek lazımdır. Niye? Hüsrev abiyle güceniyorlar. Hüsrev abi biraz sert bir adammış herhalde. Bir şey demiyorum çünkü onun halinde bulunmayın diyor. Ama yok karakter olarak abi. Evet. Sert bir kişi gibi varmış. Ya evet çok şey pergel merkezli bir şey var, otoritesi var. İnce pergeli koyuyor. Onun etrafında onun dediği gibi olacak. Üstad kendisi için de şey değil mi mesela diyor? He? Asabiyim. Biraz kızgınım. Evet. Bazı yönden aşırı iktisadım vardır diyor. Evet. Biraz asabiyimdir diyor. Asabiyim diyor. Şimdi Hüsrev abi 1956'dan 60'a kadar üstadla alakası kalmamış. Yok külliyat tabii. Çünkü hiç yerinde durmayan bir abi Hüsrev abi. Devamlı ustada mektup yazan, anladığını coşarak anlatan. Meyve Risalesi'nde tekrarat-ı Kur'an hakkında bak ne mektup yazmış Meyve Risalesi. Yani her yerde mektupları dolu. Ama mektupların tarihleri var bizde gayrimüteşir. 56'dan sonra ben sordum, kime sordumsa hiçbir yerde rastlamadım. %100 budur demiyorum ama üstadla ne görüşmesi var, ne bir kayıt var, ne bir mektubu var. Ama böyle diyor külliyatta, böyledir. O zaman abi genelde sıkıntılar ve gücenmelerin kaynağı esasında herkes vazifesini yapmamaktan mı geliyor? Ya bir iki tanesi gevezelik çoğalır. 50 kişi olsak burada, mesela iki kişi vazifesi yapmasa, kulis yapsak, gülse, biz de kafayı kaldırırız. Rüştü abi şöyle misal verir. İstanbul'u bilmem bilir misiniz? Murat bilir de. Yeni cami var. Büyük camilerin avlusunda güvercinler iner. Yüzlerce binler. Hepsi iner. Biz burada yatarız. Yerken bir tanesi telaş etip kafayı kaldırsa. Hepsi kalkıyor uçuyor. Diğerleri hemen duruyor. Bir tane kafayı kaldırınca hepsi gidiyor. Ben
Kaç gündür dehşetli bir sıkıntı ve münsiyet hissettiğimden düşmanlarımız bizi mağlup edecek bir çare bulmuşlar diye çok telaş ederdim. Hem sobam hem hayali ve aynı hakikat müşahedem doğru haber vermişler. Neymiş? Sakın sakın sakın. 3. Sakın sakın sakın. Çabuk bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz. Vallahi bu hadisenin bizim hapse girmemizden daha ziyade Kur'an'a ve iman hizmetimize hususan bu sırada zarar vermek ihtimali vardır. Şualar 499. Bunu ben şimdi hayatımdan söyleyeyim. Siz işte dedim ya layıka yaşanan bir dünyadır. Hapise girip çıkan adamım yeni. Bana çok uyuyor. Bak bir okuyayım. Olanı da anlatacağım bunun üzerine. Bak sakın sakın sakın. Çabuk bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz. Demir gibi. Vallahi bu hadisenin yani birbirinize düşerseniz böyle hapisten vallahi ediyor, yemin ediyor bu hadisenin yani münakaşanız bizim hapse girmemizden daha ziyade Kur'an'a ve iman hizmetimize hususan bu sırada zarar verme ihtimali kavidir. Ben bak. Hapse girdik, bir dava için girdik. Kafamız dikti yani. Niçin girdiğimiz? Fatura ödüyoruz. Zaten demiştim ben fatura ödedim. Ödemeye de hazırım. Dedik gidiyoruz bir dava uğruna koşturuyoruz. Keşke ben senden olsam, ben olsaydım, ben de sen olsaydım Allah birimizi yaratmazdı. Sen deme. Sen böyle işlere karışma. Ama herkesi de kendin gibi zannetme. Sen elemansan o şeftir, o da mühendistir. O da patrondur. Tamam mı? Patrondur. Şimdi ben demem zorundayım. Sen dememek zorundasın. Bak ben şimdi oku. Sakın 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 çabuk bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz. O zamana kadar direniyordum zındıkaya karşı. İzzetliydim. Vallahi bu hadisenin şu olayın meşrep farklılığından gelen birbirimizi kucaklayamamak, tahammül edememek, kabullenememekten gelen şu hadise bizim hapse girmemizden daha ziyade Kur'an'a ve imana, iman hizmetine zarardır. Kimseyi de yıkamaz. Nur talebeleri kardeşlerimi yıkamaz. Bizi yıkan içerideki meşrep, meslek nurculuktur. Meslek. Meşrep ise maşrapadır. Yani su alma şekli. Birbirimizi tahammül edememek, hazmetmemek, edememek. Yani ne bileyim basit şeylerle, belki tenkit sebepleri doğrudur ama bu düşmanlığa netice verecek şekilde olmaması lazım. Çünkü düşmanımız hariç çok büyük. İsrail var, sındıka komitesi var, Mason Yavuz kulüpleri var, Rotary kulüpleri var. Yani bunlar yetmiyor mu bize? Bak laika bundan, vallahi diyor, yemin ediyor, bizim bu hadise hapse girmemizden daha ziyade Kur'an'a ve iman hizmetine zarardır. 499. Ben bunu okuyorum şimdi. Seyrediyorum. Böyle mi? Ben yaşadım ya ben. Şimdi ben okuyorum. Sen okudun değil. Ben okuyorum şimdi burayı. Nasıl tesir eder bana? Ama esas zarar bu değil. Bu bizim şereftir bu anı. Bizim basit şeylerle size de şey anlatıyorum yani. Basit şeylerle bir hizmetin içinde ihsan ilahi olarak size Allah vermiş. Niye birbirinize ihtilaf ediyorsunuz yani? Niye pay edemiyorsunuz? Anlatmak istiyor. Niye? Mesleğimiz nurculuk. Meşrebimiz kendi karakterimiz. Yani meslek nurculuk. Meşrep maşrapa demektir. Sen bundan su al, ötekisi bundansın. Ötekisi ufak alsın. Niye meşrep farklılığı kavgaya sebep oluyor? Niye dershaneleri alt üst ediyoruz? O adam yıktı tamam da biz de ne yapıyoruz? Yıkılmadan yıkıyoruz. O ona küsüyor. O ona laf yetiştiriyor. O ona aleyhinde bulunuyor. O ona kulis faaliyeti yapıyor. İkilem oluyor.
İrfan Bey pişt pişt pişt. Buna pişt. Haydi kilit iki grup. Bu ne ya? Bu ne ya? Anladın mı? Bilmiyorum. Yani dershane içinde mesela bu hapisten daha rezil olduğunu söylüyor. Bak hapis o zaman giriyorsun. Yani bunu kitap okuyan birisi size anlatsa veya sen okusa o kadar tesirle ben yaşadığımı söylüyorum. Gel, geç orayı gel bize. Çatı attı diyorsun bak. Niye? Neyi paylaşamıyoruz? Ben hoşlanmıyorum senden. Allah. Tamam ayrı sofrada oturma. Bir sürü ders sorunu sofralar kuracağım. Burada otur. Derse katıl. Fazla işte dişte olma. Hecren cemile yap. Hecren cemile ne demek? Kavga etmeden güzel bir şekilde al, ayrıl. Oku fazla ileriye atma. Sen de fazla ileriye atma onu. Fazla da yanına getirme. Ortada olsun. Senin çok kızdığın kardeş Alman gavurundan daha iyidir. Öyle değil mi? Almanya'nın içinde yaşamıyor musun? Öyle abi. Senin en çok kızdığın Alman gavurundan iyi değil mi? Evet. En sevdiğim Alman'dan en kızdığım arkadaşım iyi abi. İmanı var çünkü. Ya. Tamam da neyi pay edemiyoruz? Şimdi bu caddeli tam fırsat değil mi? Ama Allah'tan korkar. Size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi hatırladım. Aynı bu mevzuyu bu akşam rüyada gördüm. İnanın bana şimdi hatırladım. Şu konuşmayı aynı rüyada gördüm. Ben dedim bir bina için nur hizmetinin hukukuna zarar veremem. Dettirmem nurcular birbirine gir dedi. Demem, yapmam. Bu akşam diyordum inan İrfan. Bu akşam. Bak şimdi hatırladım. Sabah onun sıkıntısına yatamadım ve uykudan kalktım. İyi ki oldu işte teheccüde de sebep oldu. Ya çok acayip yaptı beni. Ben burada bırakacağım. Buraya kadar okumuş kabul edeceğim. Bundan sonra bunu devam ettiririz başka bir zaman. Tamam. Yani ustadın bir kanununu söyleyeyim. Bir münakaşa olduğu zaman ustadın bir kanununu kullanın. Ustad Kostroma'da hapisteyken kaç kişi vardı koğuşta? Hatırladınız mı? 80 miydi? 100'den ziyade. Koğuşundaydı. Ondan sonra esir kampında Müslümanlar arasında münakaşa oluyordu. Ustad ne çare bulmuştu? Gidin diyor, haksıza yardım edin, haklıya değil. Çünkü haksız olduğu halde, insafsız olduğu için kavgayı devam ettiriyor. Haklılar ekseriyeti mutlaka itibariyle insaflı olur. Ona sus dese susar. Haksız ise sus desen susmaz. Haksız olduğunu zaten biliyor vicdanın. Ama inanet bırakmıyor. Kavgayı dindirmenin yolu ise haksıza yardım et. Haksızın yanında olduğunu haklı zaten tamam peki. Madem öyleyse bırakıp gider. Dershanelerde bak çıkış yolu. Bak ustad küllatta kavgalar olduğu zaman ne yapıyor? Onun aleyhinde bulunmayın. Birisini söylüyor. Onun aleyhinde bulunmak benim doğrudan doğruya şöyledir böyle. Aynı şahsa ona şöyledir böyle. Öyle çok çıkartıyor. Ben de bir şey söyleyeyim mi? He. Dersin zevk olarak. İnsan neden üzülüyor diye düşünmüştüm bir ara. Hizmet içerisinde dersle paralel olduğu için konuşuyorum abi. Neden kırılıyoruz? Yani sevdiğimiz birisi bizden gözünü devirmiş olsa böyle. Ya diyoruz ki niye devirdi acaba? Hani muhabbetim var ya abi. Ondan sonra bize bir şey söylese ya da ileri git dese kırılıyoruz, inciniyoruz abi. Söylemezsek bile içimizden kuruyoruz yani. İçimizde. İçimizi yiyor böyle. Sonra fark ettim ki biz neden kırılıyoruz? Ya sorusunun cevabı olarak biz sevdiğimiz kişileri kemal noktada seviyoruz. Yani kemalatından dolayı seviyoruz. O yüzden kırılıyoruz. Onun kemalatına yakışmayacak beşeri bir haletini kabullenemiyoruz. Onun kemalatıyla birlikte bir de beşeriyeti var ya. Diyelim ki
beşeriyetin gerektirdiği bir şey var. Mesela asabidir ya da bencildir, egosu vardır. Ondan sonra benim istediğim olsun diyordur, şey vardır, rüçhaniyet kesbetme hevesi vardır. Bu tarz şeyler vardır. Ondan sonra bu onun beşeriyetiyle alakalı şeyi kemalatıyla birleştiremediğimiz için bu adamın söylediği şeye kırılıyoruz. Halbuki kemalatından ziyade beşeriyetiyle şey hesap sevsek, beşeriyetiyle... Yani beşeriyeti de olduğunu kabul etsek... Zaten kemal zaten zatında seviliyor yani. Sen istemesen bile böyle bir fıtri bir meyil oluyor yani. Ya diyorsun ki bu adam şöyledir böyledir ama şu güzel yönü de var. O zaten görünüyor yani. Evet. Bizim kemalat tarafını değil de beşeriyetini sevemiyoruz. Evet. Beşeriyetini sevemediğimiz için beşeriyetinden gelen şey bizde şok etkisi yapıyor. Ve şey oluruz. İnciniyoruz, kırılıyoruz. Biz sıkıntılarımızın temelinde bu şey var gibi geldi bana. Yani tefekkürümün neticesinde neden kırıldım ben bu abiye karşı? Halbuki çok seviyorsun. Görmediğin zaman eksik hissediyorsun. Derse geliyor bakıyorsun o yok. Ya nerede bu falan diye merak ediyorsun. Çok seviyorsun hakikaten. Ama böyle belli bir şey olur, böyle bir hadis olur, bir şey söyler. Ya kırılıyorsun, yüzüne gelemiyorsun, üzülüyorsun, diyemiyorsun. Birine desen gıybet mi olur diyorsun, için açamıyorsun, için içinde yiyor abi seni. Bunun Allah alim tedavisi biz beşeriyetimizi de ön planda tutarsak, seversek kırılma ve çünkü o hareketi diyorsun, o hareketi ona yakıştıramıyoruz. Oysa onun üç tane şahsiyeti var. Vazife darlığı, ubudiyeti, beşeriyeti. Yani beşeriyetindeki eksiklikleri kemalatınıyla karıştırıyoruz. Ayrı bir şahsiyeti iken, evet, beşeriyetinde gözüken eksiklikleri tahammül edememekte. Yani çeşitli şey ama ustad işte biz birbirimize hakiki teselli, uhuvvet, merhem olmak. Merhem ya, adam merhem ya. Psikolojik hastalığına merhem bu adam. Bak birbirimize sıkıntılarına, meyusiyetlerine merhem olmak diyor. Hani ekmeğin üzerine yağ süreriz ya. Yani böyle bir şey işte. İken, beşeriyeti yok mu bunun? Doğru. Bu tuvalete gitmez mi? Bu acıkmaz mı? Bu kızmaz mı? Bunun yani beşeri altyapısı yok mu ya? Nefsaniyeti yok. O tarafını da kabul edemiyoruz ondan. Evet doğru. O da doğru. O tarafta. Ustad böyle tahlil etmiyor da altyapısını. Olması gerekenleri söylüyor. Diyor ki yapmayın. Bunlar geçici arizi şeylerdir. Birbirinizi hakiki tesanud edin. Birbirinizin kusuruna bakmayın. Nazlanmayın. Tamam. Ve irtibatınızı çoğaltın. Mesela adam geliyor dersen bunun için olur mu yani? Yer yok karavan böyle. Ya biraz ileri git. Diyor böyle sert bakıyor lan. İşte ne olacak desin işte. Hakikaten yer yok da biraz iyi. Ön tarafı biraz boş. Biraz gidersen arkaya bir iş olur. Onun için medel basalım ne olmuş? Bana nasıl derdi? Böyle şeyler. Yani bunlar çok basit şeyler ama beşeriyet, evet beşeriyeti olduğunu da unutuyoruz. İnsanda beşeriyet var, ubudiyet var, vazifedarlığı var. Hepsi ayrı ahlakı var. Ayrı bir davranışları var. Ne kadar tefrik edersek o kadar onu severiz. Kabulleniriz. En azından biz üzülmeyiz abi. Evet. Yani bunun bu tarafı da var, bu tarafıdır. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha temâs-salâvâd.